Merhabalar arkadaşlar. Şu an Ankara'dan yola çıkıyoruz. 2200 kilometrelik Ankara-Pisa yolculuğumuzun başlangıç noktasındayız. Şöyle göstereyim size. İstanbul yolu tarafından Ankara'dan çıkıyoruz. Birazdan otobana gireceğiz. Otoyol üzerinden Bolu Highway'de Tesla Supercharger kullanıp şarj edip İzmit'e ulaşacağız. Bugünkü ilk ayak Ankara-İzmit olacak arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Bolu Highway Tesla Supercharger'a 179 km var. Şu an şarjımız %94 ve %47 ile orada olursun diyor. Rahat bir şekilde. Gördüğünüz gibi Trip A'daki tüm tüketim değerlerimizi sıfırlamıştık. Bu yolculuk boyunca orada toplam tüketimleri göreceğiz. Şu an Ankara'dan çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Şehir kapısından İstanbul yolu üzerinde geçtik. Evet. İnşallah hayırlı bir yolculuk olur. İyi bir yolculuk olur arkadaşlar. Yolun devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Gişelere geldik arkadaşlar. Ankara'da. Şu anda çevre yolunda gişelerden geçiyoruz gördüğünüz gibi. Otoyolda sınırlaması 130 bildiğiniz gibi. Ben bu 130'a ayarlayacağım otopilotu ve 130'la otoyolun sınırları dahilinde büyük oranda otopilotla gitmeye çalışacağım. Bakalım hani otoyol şartlarında 130 km/saat hızlarla gittiğimiz zaman tüketim değerlerimiz ne oluyor? Şu anda otoyola girdik. Şarjımız %89. Ortalama tüketim zaten 18.4 kWh'e kadar çıktı bile. Ve Bolu'ya saat 11'de Bolu'da olursun. 160 km'den kaldı. %48'de Bolu'da olursun diyor. Şu anda ayarlayalım. Otopilota aldık. Hızımızı da gördüğünüz gibi 130'a ayarladık. Şöyle. Bakalım bu şekilde kullandığınızda nasıl sonuç elde edeceğiz. Evet, otoyolda yola çıktık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi otopilotla 130'la geliyoruz. Buraya kadar otopilot kullandı. Ben dinlendim. Sadece direksiyonun da elimi tutmam yeterli oldu gördüğünüz gibi. Şu anda da otopilotla gidiyoruz. Şimdi can kurtarana gelmek üzereyiz. 2016'da BMW i3 aracı aldım İstanbul'dan. Daha önce de anlatmıştım size. Dönüşte arabayı sürerek geldik ve şarj istasyonu yoktu. Normal 220'ye şarj ederek, bekleyerek, çok uzun süre bekleyerek geldik. Bu can kurtaranda da sabahladık. Gece geldik buraya. Sabaha kadar arabanın içinde uyuduk. Çünkü orada benzin istasyonunda o Algida dondurma makinesinin takılı olduğu üçlü prize biz de aracı taktık. Aracın içinde sabahladık. Aslında planda orada otelde kalmak vardı ama. Otel doluydu. İki tane futbol takımı varmış. Boşa da yokmuş. Hanım da hatırlar. Oyu hatırlıyorsun değil mi? Evet. Çok eğlenceliydi. Arabada yatmak. Temmuz ayında soğuk. Da üşüdük ama yani. Bir de gecenin bir vakti benzin istasyonunda biz aracın içinde yatıyoruz. Benzin almaya gelenler var. i3'ü görünce merak edenler, içine bakanlar falan filan. Arabanın etrafında dolaşanlar falan birkaç kere uyanmıştık. İşte elektrikli araç sevdası böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi hanım da Zoe kullanıyor. O da elektrikli araç kullanıyor uzun zamandır. O da son derece memnun. Şöyle yolu göstereyim size biz. Can kurtarana gelmek üzereyiz. Evet, görüyorsunuz şurada can kurtaran servis alanı. Tabii biz karşı yöndeydik. Orada çok güzel bir bilenler bilir. Şu an kapalı bir süredir.
kaç senedir kapalı ama bir göl var. Göl etrafında yürüyüş yolları var ormanın içinde. Orman kenarı bir göl. Etrafında yürüyüş yolları. Her mevsim çok güzel, gördüğünüz gibi böyle yemyeşil ormanın içinde bir göl. Kışında giderseniz o göl donuyor. Tamamen doğal güzelliklerin içinde bir yer. Ve en otoyoldaki en yüksek nokta tabii. Bir taraftan da. Oksijeni bol, doğal güzellikleri bol. Burada sabahlamıştık İYÜŞ'le. Sabaha kadar o Algida dondurma makinesinin takılı olduğu üçlü prizde normal 220 ile şarj olmuştu. Buradan sonrası zaten 120 km falan ve genelde yokuş aşağı, yani en yüksek noktadan bir inerek gidiyorsunuz Ankara'ya kadar. Çok rahat bir şekilde ertesi gün Ankara'ya ulaşmıştık İYÜŞ'ü. Böyle 22 saatte İstanbul'dan Ankara'ya götürmüştük. Yani Bolu Highway'de bile bir tane e-şarjı, bir tane AC istasyonu vardı. Bir de DMA'nın vardı. DMA'nın istasyonu zaten diğer araçlar kullanamıyordu. Tek bir tane 22 kW'lık AC şarj istasyonu vardı. Düşünün. Highway'de yani. 2016 Temmuz ayında. Evet, geldik. Şu an çok daha rahat bir şekilde tabii seyahat ediyoruz. %100 de çıkmıştık Ankara'dan. 130'da ortalama bir hızla otoyolda epey bir saat süredir gidiyoruz. Bir saat geçti arkadaşlar. Otoyol şeyimiz %61'e indi şarjımız. Bayağı bir rampa tırmandığımız için en üst noktaya geliyoruz çünkü. 24 kWh 100 km'ye gibi tüketime çıktı. Ama Bolu'ya doğru bu azalacaktır. Bolu'ya da 46 dakikan var. %43'te varırsın diyor. Bakın işte şurası. Karşıya da geçiliyor. Aslında şey açık olsaydı, göl dediğim gibi birkaç senedir kapalı, geçer orayı bir ziyaret ederdik, biraz soluklanırdık, nefes alırdık ve manzarayı sizlere de gösterirdim ama orası kapatıldı. Şu karşı taraf, şuradaki benzin istasyonunda sabahladık arkadaşlar İYÜŞ'te. Şuradan giriyorsunuz. Karşıda. Evet. Biz yola devam ediyoruz. Devamında görüşmek üzere arkadaşlar. Bundan sonra artık Bolu Highway'de Tesla Supercharger'da görüşürüz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Bolu Highway'e birazdan giriyoruz. Otobana girdiğimizden beri yaklaşık 200 km, 185 km olmuş. Otopilot kullandı. Ben sadece elimi direksiyonda tutmakla yetindim. Etrafı seyrettim. Otoyolda gerçekten otopilot çok güzel çalışıyor. Onu söylemem gerekiyor. Hiç yorulmadan, dinlenerekten buraya, highway'e kadar geldik. Şimdi yolu göstereyim size, bakın. Karşımızda highway. %42 ile buraya giriyoruz. Görüyorsunuz, supercharger harita üzerinde noktaya dokunduğumuzda bakın 7 diyor. Şu anda 7 tane stall, şarj istasyonu müsait, bir tanesi dolu sadece. Bilgi veriyor, 8 stall'lu bir istasyon, 250 kW'lık. Maksimum güç verebiliyor diyor. İşte burada diyor tuvalet var, restoran var, kahve içebilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz ve Wi-Fi var diyor. Şurada görüyorsunuz. %42 ile geldik. Dediğim gibi 130'la geldik arkadaşlar ve ortalama tüketimimiz 20 kWh 100 km'de oldu. 130'la. Yaklaşık 40 kWh toplam enerji harcamışız. Şu anda Highway'e giriyoruz. Tabi istasyonlar karşı tarafta. Karşıya geçeceğiz. Ve aracımızı şarj edeceğiz arkadaşlar. Evet, bir zamanlar burada sadece bir tane e-şarjın AC 22 kW'lık istasyonu vardı. 2016'da. Daha çok da yani eski zamandan da bahsetmiyorum aslında. Ciddi gelişme var arkadaşlar. Şuraya da, burayı yeni görüyorum. Şu on charge'ın istasyonlarını, güneş enerjili bir şeyler kurmuşlar. Süper charge'ların hepsi boş görünüyor. Bir tanesini dolu gibi gösteriyordu. Tamam, biz şu 2A'ya girelim bakalım.
başlıyor. Evet arkadaşlar, şimdi tabancayı alacağız. Şöyle. Üzerindeki düğmeye basacağız. Tamam. Taktık bakalım nasıl olacak. Başladı gibi. Hıza bakalım içeriden. Buraya gelirken batarya ön hazırlıkları da yapılıyor dedi. Şu an 139 kW bakın. 140 oldu. 140 kW'la başladık. Şarj limitimizi de şimdilik %100'e alalım. Evet, 140'la başladık arkadaşlar şarja. Şimdi biz burada bir ihtiyaç molası vereceğiz. Bir yarım saat falan en fazla herhalde durup yolumuza devam ederiz. Şimdi burayı size bir göstereyim. Bakın zaten hani Tesla'nın 8 tane stolu var burada. Şurada Zestler var. Voltran'lar var. Allah'ım, burası acayip bir şey olmuş. OnCharge var, B var. Şurada bir şeyler var. Allah'ım, her yer inanılmaz. Felaket bir şey. Her yer istasyon. Vay anasını ya. Çok inanılmaz. Süper olmuş. Evet, biz yarım saat buradayız. Bugünleri görmek gerçekten çok memnuniyet veriyor, gururlandırıyor insanı. Elektrikli aracın ülkemizde geldiği nokta, şarj istasyonlarının geldiği nokta gerçekten çok hızlı bir ilerleme kaydettik arkadaşlar. İnanılmaz yani. Burada bir tane e-şarjın 22 kW'lık AC istasyonu vardı sadece. Yani inanılmaz olmuş, bakın bakın. Her yer istasyon. Dağ taş hızlı şarj istasyonu. Çok güzel. Evet, yolun devamında görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu hype'lamayı da unutmayın. Devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Highway'in içinde göstereyim size arkadaşlar. Bayağı büyük bir alışveriş merkezi. Şu köşede, şurada Starbucks var. Çok güzel bir Molu Bengen Türk mutfağı var. Bunun dışında bütün şeyler. Mağazalar, alışveriş. Olçı var. Şurada. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir alışveriş merkezi, market var içinde. Böyle bir yer, highway'in içinde. Şarjın size bahsettiğim istasyon hala burada duruyor arkadaşlar. 22 kW AC. Yani bir zamanlar buradaki tek istasyon oydu. Bakın şu. İşte burası, gördünüz mü? O da şu anda arızalı. Kırmızı yanıyor üzerinde. İşte bu istasyondu. Highway'de tek şarj istasyonu buydu. Arkadaşlar. Şimdi her yer dolmuş. Bakın o aşağı tarafta da bayağı bir istasyon. Ya inanılmaz, sayıyı ben sayamıyorum yani. 100 tane falan hızlı şarj istasyonu var herhalde. Bir zamanlar sadece bu vardı. Çok ilginç. Bunu size göstermeden edemezdim. Buraya geldik. 2016 i3'le. 22 kW'la işte zaten 7.4 ile mi alıyordu? Monofaza mıydı? 11 ile mi alıyordu? Tam hatırlayamıyorum. Şarja bağladık, içeri girdik. Burada bir otel var. Oteli bir sorduk. İşte biraz alışveriş yaptık falan. Buradan sonra şeye devam ettik. Can Kurtaran'a devam ettik. Nasıl olsa orada kalırız, otel var diye. Orada da otelde kalamadık. Normal 220'ye takıp arabada, anlattığım gibi sabahladık işte. Yani yoktu çünkü istasyon. Şimdi geldiğimiz nokta inanılmaz yani, her yer dağ taş istasyon. Herhalde bütün şarj operatörü firmalarının istasyonları burada olsa gerek. Yani inanılmaz, ben bu son durumunu görmemiştim arkadaşlar, uzun süredir gelmiyorum. Baksanıza. Fesco diye bir şey. Şurada şarjları görüyorum sol tarafta. Genelde Çin makinaları yalnız. Ağırlıklı Çin yani. Aslında Vestel ülkemizde yerli olarak üretiyor. ZES'in hızlı şarj istasyonları da Vestel'in yerli üretimi. O açıdan kötü ama Çinli şarj istasyonu markaları
cihazları yoğun bir şekilde ülkemize girmiş durumda. Onu da belirtmem gerekiyor. Bakın sol taraftakiler e-şarjlar. E-şarjın emeklerini aşağıda size gösterdim. Eskiden e-şarj en dipteydi. En dipte de var. Hatta bir zamanlar Türkiye'nin en yüksek güçlü istasyonu deniyordu. 170 kW mı? Öyle bir şeydi galiba. Orada onunla övünüyorduk o zamanlar. Evet, buralarda Lumical diye bir şey, Tate diye bir şey var. Tate'ler var. Hiç tanımıyorum bu firmaları. İşte zaten Supercharger'lar şurada gördüğünüz gibi. Şu köşeye iki tane B kurmuş. B Charge. Onun yani 10 charge bir güneş enerjisi sistemi kurmuş gibi sanki. Bu güzel olmuş aslında. Hem gölge hem yağmurda falan sizi aracınızı şarj ederken sizi koruyan bir şey olmuş. Benzeri biliyorsunuz Collide Dazes'in uygulaması var. Daha geçenlerde orada şarj etmiştik. İşte sol taraf. Görüyorsunuz Tesla'nın 8 tane stolu. O 8 stola bağlı 2 tane güç ünitesi bakın karşıda. Evet. Güç üniteleri şurada arkadaşlar. Evet, şurada ZES'ler. Demin bahsetmiştim. Yani burada gördüğünüz ZES'lerin makinaları işte şey, Vestel'in yerli üretim makinaları arkadaşlar. Bayağı bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Bir tane de transit şarj oluyor. Elektrikli görüyorsunuz. Elektrik transiti gördünüz mü? Evet, burası da Neva. 4 tane. Karşıda Voltran. Zestler hala devam ediyor. Neva'nın makinaları değişikmiş. 240 kW yazıyor üzerinde. Çok büyük bir ekran var. Ciddi büyük bir ekranları var baksanıza. Koca. Devasa bir şey. Dokunmatik. Şöyle ikisi de serbest diyor, üstte yeşil şeyler. Kullanıcı arayüzü da güzel görünüyor. Burada ilginç bir Tesla var. Kaplanmış mıdır nedir bu renk? E-şarjmış burası da. Gördüğünüz gibi. E-şarjlar. Voltranlar. Şuraya da bakalım. Eskiden en sondaydı e-şarjın yeri. Buralar turgu mu acaba? Evet, turgular. Toklar da burada şarj ediyor. Şimdi son sıraya turgular gelmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de turgu var arkadaşlar şarj istasyonu. Gördüğünüz gibi her yer trafo. Yani bu kadar şarj istasyonu olunca bu kadar da trafo geliyor. Eskiden burada bir tane trafo vardı sadece. Şimdi ciddi trafo kurulumu da olmuş. Evet, size burayı göstermeden geçmek istemedim. Emektar e-şarjın şarj istasyonunu da göstermek istedim. Bizde onun duygusal bir yeri var o istasyonun. Manevi bir değeri var benim için. Vallahi burası müthiş olmuş. Şöyle bakın bir daha. Voltranlar, efendim turgolar, e-şarjlar. Zestler. İki tane ticari elektrikli araç var bakın. Heh, bir tanesi çıkıyor. İlginç. Zest'te iki tane ticari araç var. Bir tane transit galiba o. Çipte 34 test plakalı. 82202. 34T82202. Sağda Neva'lar, 10 charge'lar, B-full'lar. Tesla süper şarjlar inanılmaz. Burası bir cennet olmuş yani. Ben son durumunu da görmemiştim. Bir de böyle bir araç.
Bakın Transporter. Allah Allah, Volkswagen Transporter. Şu an şarj oluyor. 34T82511. Ford fabrikasında üretilen Transporter'lar galiba bunlar. Görüyorsunuz. Test plakasıyla yola çıkmışlar. Burada da Zest'te şarj oluyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, Bolu Highway Tesla Supercharger'da şarj işlemini tamamladık. %42 ile buraya girmiştik. Şu anda %92 ile buradan çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Ve İzmit'e gideceğimiz nokta 148 km yolumuz var. 1 saat 20 dakika. %60 ile orada olacaksın diyor. Bu arada ücretle ilgili de bilgiyi vereyim hemen size. Gördüğünüz gibi 276 lira 65 kuruş tutmuş. 38.96 kWh enerji almışız. Ve 38 dakika sürmüş. Şurada da fiyatını da görüyorsunuz. Kilowatt saat başına 7.10 lira. Hala. Evet, bu şarj işlemimizin tutarı da bu şekilde. Şimdi Bolu'dan, Highway'den yola devam ediyoruz. Yola çıkıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Devamında İzmit'te artık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, Bolu Tüneli'ne giriyoruz. Şu anda oranın girişinde sizler için çekmek istedim. Buradaki hız sınırlarını da uyarak ilerleyeceğiz. Yani tünel içerisinde de otopilotla ilerleyebiliyoruz aslında. Şöyle 78, 77, 76'yı ayarlayayım aslında. Gördüğünüz gibi aslında demin de özeti geçmiştim. %100 şarjla çıkmıştık Ankara'dan. Bolu Highway'e otobanda 130'la gelerekten %42 şarjla girdik. Yani %50 şarjımızda 220 km yapmışız. 41 kWh harcamışız. Ve 18.7 kWh 100 km'de gibi ortalama bir tüketimimiz olmuş. 130, yani 130'la geldik hiç şey yapmadan, hızımızı düşürmeden ve tamamen otopilotta geldik. Biraz önce de Highway'e girmeden önce de anlattığım şekilde. Şu anda da Bolu Tüneli içerisinde devam ediyoruz. Gayet aslında Tesla'nın hani yüksek hızlarda da tüketimi son derece iyi. Konforu çok iyi. Otoyolda ise otopilot bir numara arkadaşlar yani. Çok kullanışlı. Gerçekten bütün yükümüzü alıyor. Şu anda da tünel içerisinde de hız sınırlarını uyarak otopilotla ilerliyoruz gördüğünüz gibi. Devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, İzmit'ten hemen önce Sapanca'ya geldik. Burası Sapanca Shell. Birazdan da Sapanca çıkışı var. Hemen oradan sonra İzmit Doğu çıkışından biz de İzmit'e gireceğiz. Burada gördüğünüz gibi karşılıklı e-şarjın şarj istasyonları vardı eskiden beri. Burada. Karşı tepelerde de İzmit görünüyor aslında. Geldik sayılır. Evet, gördüğünüz gibi İzmit Doğu çıkışından, otoyoldan çıkacağız birazdan. %92 ile Bolu'dan yola çıkmıştık. Şu anda %60'dayız. 135 km yol geldik. 1 saat sürdü. Ve yaklaşık 17 kWh 100 km tüketimimiz oldu arkadaşlar. Toplam Ankara'dan bu yana 351 km oldu. 63 kWh tüketmişiz ve 18 kWh tüketimimiz oldu. Burada da aslında Bolu'dan beri hep 130'da geldik. 130-135 hiç düşmedik 130'un altına. Ve 17 kWh'lik bir tüketimimiz var. Oldukça şey, ekonomik bir tüketim oldu. Şu anda otoyoldan çıkıyoruz. Bakalım otoyol ücretimiz ne kadar olacak? Onu da şimdi sizlerle beraber görürüz. Gördüğünüz gibi İzmit'e girdik arkadaşlar. Yani son derece rahat bir yolculuk oldu. Tamamını otopilot kullandı diyebilirim. Ben sadece direksiyonu tuttum, arkama yaslandım. Yolun kalan kilometrelerin azalışını seyrettim arkadaşlar, etrafı seyrettim. Hiç yorulmadan, hiçbir işlem yapmadan buraya kadar aslında otoyolda, otopilotta geldim. Otopilot otoyolda gayet verimli bir şekilde çalışıyor, net bir şekilde söyleyebiliyoruz.
artık rahat geldik. Şöyle HGS'den geçelim bakalım. Bayağı bir kamyon var. Ankara'dan girdik, İzmit doğudan çıktık. Burada hiçbir şey çalışmıyor. Evet, otoyoldan arkadaşlar E5'e indik. Gördüğünüz gibi E5'e iner inmez şu Tesla'nın ortalama hız yazılımı burada çalıştı. Yani birçok yerde çalışmıyor, burada çalışıyor. Gördüğünüz gibi hız ortalaması 110 diyor. Senin ortalaman şu anda 81 diyor ve çıkmak üzeresin diyor. Yarım kilometre kaldı diyor. Hız bölgesi. Şöyle bir bilgi veriyor gördüğünüz gibi. Evet, onu da size göstermek istedim. Ortalama hız bölgesinden çıkıyoruz. 200 metre kaldı. Şurada da bakın kameralar var. Çıktık. Gördüğünüz gibi şimdi 80 hız sınırlaması 80 oldu. Ortalama hız bölgesi bitti. Gördüğünüz gibi. Güzel çalışıyor aslında. Çok kısa bir bölgede çalıştırdık. Otomatik çalışıyor. Bir işlem yapmanıza gerek yok. Ama birçok yerde birçok ortalamamız olan mesela otoyoldaki ortalamamız da çalışmadı. Birçok yerde çalışmadı. Çalıştığını görmedim. İlk kez burada gördüğüm için sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi şöyle İzmit'e giriyoruz. Sen bir şeyler söylemek istiyor musun Ayhan? Memleketime hoş geldik. Güzel memleketim benim, hizmetim. Hadi bakalım. Devamında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi İzmit'ten sonraki, yarınki yapacağımız yolu planlıyorum. Planladım araçta. Onunla ilgili bilgiler vereyim ve bu videoyu artık kapatayım izninizle. Şöyle bir özeti geçelim. Bakın Ankara'dan beri 365 kilometre geldik. Ankara'dan İzmit'e. 64 kWh toplam tüketimimiz oldu ve 17.7 kWh ortalama tüketim, 100 km'de ortalama tüketim değeriyle geldik. Şimdi arkadaşlar bundan sonra bugün, yarın artık burada bu geceyi geçirdikten sonra İzmit'ten çıkacağız. Şöyle yapayım. Bakın İzmit'ten çıkacağız. Kuzey Marmara Otoyolu'na girip Kuzey Marmara Otoyolu'nda Bimola, Orhanlı dinlenme tesislerinde, bakın tam otoyolun üzerinde en yakıtta şarjımızı alıp yola devam edeceğiz. Burada da oraya kadar 82 kilometre mesafe var diyor. 52 dakika dolaşırsın diyor. %37 ile, yani şu an şarjımız %60. %37 ile orada olursun diyor. Şimdi orada şarj ettikten sonra aslında yola devam edeceğiz. Şöyle bakın. Şu gri olarak şey yapan şey, ikinci kısım. Burada üçüncü köprüden geçiyoruz gördüğünüz gibi. İstanbul trafiğine takılmadan Kuzey Marmara Otoyolu'ndan devam ediyoruz. Şurada gördüğünüz gibi İstanbul'u tamamen aşıp şöyle bakın. Marmara Ereğlisi üzerinden de devam edip Tekirdağ'a ulaşıyoruz. Görüyorsunuz bakın. Tekirdağ'dan da devam edip Keşan'a kadar yolumuz var arkadaşlar. Yani en yakıtta şarj ettikten sonra yola devam edip Kuzey Marmara üzerinden Keşan'a geleceğiz. Ve Keşan zaten orada da Zest'e şarj etme ve hatta orada bir gece konaklama, kamp yapma niyetimiz var. Ona orada karar vereceğiz. Hemen oradan sonra zaten İpsala'yı görüyorsunuz. İpsala sınır kapısı şurası. Yani şuradan sabah erken yola çıkıp orada kamp yapıp İpsala'dan hemen sınırı geçip Yunanistan'a girme niyetimiz var. Orada da Dede Ağaç'ta zaten Volkswagen Electric'te ücretsiz şarj yapma planımız var. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Böyle günlük size videolar yayınlamaya çalışacağım. Wi-Fi buldukça, zaman buldukça, fırsat oldukça.
Siz de bütün detayları böylece takip etmiş olacaksınız. Yarınki ayağımız artık İzmit'ten Kuzey Marmara üzerinden 3. Boğaz Köprüsü'nden geçerek, 3. köprüden geçip Tekirdağ üzerinden İpsala'ya ulaşmak ve İpsala'da bir gece kamp yapmak niyetimiz var arkadaşlar. Sonrasında artık Yunanistan'a geçmiş olacağız inşallah. İlgi ve desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.